Fatih Altaylı. FatihAltayli.com.tr. Mercedes yeni E serisinin dışı muhafazakar, içi liberal. Gezer Avcı'ya göre bir Mercedes. Zannederim pek yakında bu otomobil deneme ya da test işlerinde bizim gibi otomobil hastalarının ya da bileği kuvvetli, kıçı duyarlı sürücülerin yerini yeni nesil bilgisayarcı gençler, IT uzmanları alacak. Bizim gibiler de avcı kahvelerindeki eski avcılar gibi otomobil kahveleri açıp orada gençlere eski otomobil günlerini anlatacağız. Gidişat kesinlikle o yönde. Çünkü artık en sevdiğimiz, en köklü, en otomobil otomobil markaları bile otomobillerini bizim gibi otomobili seven insanlar için değil, otomobilden mecburen faydalananlar için otomobil üretmeye başladılar. Beni böyle bir girizgah yapmaya zorlayanınsa, otomobil denen aletin mucidi, benim dünyanın en iyi otomobilleri arasında Lexus'la beraber zirveye koyduğum Mercedes olmasıysa daha da ilginç. Mercedes efsaneleri Şaka yapmıyorum. Mercedes benim için otomobilden çok öte bir anlam ifade eder. Kullanılabilir klasiklerin şahıdır. SL serisi ilk çıktığı günden bu yana eskimeyen mucizevi bir otomobildir. 1970'lerin S600 Pullman'ı bence yapılmış en iyi makam otomobildir. Mercedes SL300 Ulan Hunt dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı otomobilidir. Ve bir tanesine sahip olmak için garajımdan vazgeçebileceğim Mercedes SLR, McLaren Stirling, Moss Edition gibi rüya otomobilimdir. E bu nasıl Mercedes? Bu nedenle de benim galiba biz artık otomobil meselesine yabancı kalacağız dememin arkasında bir Mercedes'in olması hayli ilginç bir durum. Oysa bir süre önce Mercedes-Benz Türkiye'den arayıp yeni E serimizi denemek ister misiniz diye sorduklarında baya baya heyecanlanmıştım. Markanın son test ettiğim otomobili bir SL63 AMG'ydi ve ne yalan söyleyeyim otomobilin tadı hala damağımdaydı. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Mercedes SL 63 AMG ile SL 43 AMG arasında dünya kadar fark var. Benim yazıyı okup fiyatı daha uygun diye SL 43 alanlar bana kızmasın. E serisi benim baygını olmadığım bir model olsa da Mercedes Mercedes'tir diye heyecanla beklemeye başladım. Dizel araçlardan pek de hazretmediğimi bilen Mercedes Türkiye benim için serinin benzin motorlusunu uygun görmüştü. Mercedes'in yeni E serisi Türkiye'ye iki motor seçeneği ile geliyor. Bunlardan biri E220D dizel motorlu ve 197 beygir güç üretiyor. Diğeri ise E180 benzin motorlu ve 170 beygir güce sahip ve bu modelin ülkemizin vergi limitlerinden ötürü sadece Türkiye için özel olarak üretiliyor ve 1,5 litrelik bir motora sahip. Biraz da elektrikli ama sadece biraz. Milt Dışı geçmişe sadık. Yeni E serisinin dış görünüm olarak eski E serisinden çok da büyük farkları yok. Biraz daha S havalı. Aracın dış boyutları hemen hemen aynı. Uzunluk neredeyse sabit kalırken aks mesafesi 2 santim kadar açılmış ve bu da otomobilin içinde özellikle yolcu bölümünde hafif bir konfor artışına neden olmuş. Genişlikte 2 santime yakın bir artış var. İç mekan bir önceki seriye göre bir lokma daha ferah gibi. Önde far grupları bayağı değişmiş ve oldukça başarılı bir yeni LED farlar koyulmuş. Ama en köklü değişim ön ızgarada. EQ serilerini andıran geniş ve büyük ön ızgara aracın en fazla değişen tarafı ve bu ızgara motor soğukken ya da dış hava sıcaklığı çok düşükse kendi kendine kapanarak motor için optimum ısıyı sağlamaya çalışıyor. Bu üst modellerde zaten vardı. Bu kez orta sınıfa da gelmiş. Izgara kapalıyken EQE'ye benzerlik iyice artıyor. Arkada ise stop lambaları değişmiş ve içlerine ikişer Mercedes logolu lamba koyulmuş. Yaratıcı mı? Yaratıcı. Lüzumlu mu? Bilemedim. Yine de fena görünmüyor itiraf edeyim. Kapı kolları EQS ile hayatınıza giren ve S serisinde de gördüğümüz rüzgar direncini azaltmak ve rüzgar sesini de düşürmek için kapıya entegre olan ve kullanacağınız zaman size doğru açılan yeni hareketli kapı kollarından. Bunun dışında otomobilinin dış görünümü klasik bir Mercedes ve markanın tutucu felsefesini yansıtıyor. Dışarıdan bakınca bildik tanıdık bir Mercedes'e bineceğiniz hissi oluşuyor. İçi bilmedik bir Mercedes. Ancak bu his yanıltıcı. Kapıyı açar açmaz bambaşka bir dünyaya adım atacağınızı anlıyorsunuz. Yeni E serisinin içinin bir önceki E serisiyle uzak yakın alakası yok. İçinde bir devrim gerçekleşmiş. E serisi, EQS ya da bilmediğimiz EQE ile içli dışlı olmasa da en azından içsel bir birliktelik geliştirmiş. Zannederim tüm zamanların en avantgard E serisinin içine giriyorsunuz. Otomobilin dashboardı boydan boya ekranlarla kaplı ve en kritik ekran sürücünün önündeki diz ve devir göstergelerinin olduğu küçük ekran ortada başlayıp oval bir kesimle alta doğru inen dev ekran ve yana doğru yolcu koltuğunun önüne uzanan ekranlar çok da büyük ve göz alıcı. Sürücünün önündeki ekran sanki oraya sonradan koyulmuş ya da portatifmiş gibi bir görüntü veriyor. Kapı içlerindeki koltuk ayarlama düğmeleri farklı bir havaya sokulmuş ve orada bile bir uzay aracı görüntüsü elde edilmiş sanki otomobile binip işe gidecek misin gibi değil de Alper Gezer Avcı ile birlikte Dragon kapsülü ile ISS'e gidecekmiş gibi bir iç mekan var. Tüm bu modernite otomobilin fonksiyonlarına da yansımış. Ortadaki büyük ekrandan otomobilin oldukça alengirli sistemlerine ulaşılabiliyor ve kişisel tercihlerinize göre otomobili ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben şimdiye kadar bu fonksiyonların tümünü kullanan tek bir sürücü görmedim. Bunlar genelde markaların bakın biz neler yapabiliyoruz deme yöntemi. Onların yapabildiklerinin bizim kullanabildiklerimizle pek alakası olmadığını zannederim bir gün anlayacaklar. Mesela kendi kendine park özelliğinin kimse tarafından kullanılmadığını gören pek çok marka bu özelliği otomobilden çıkarmaya başladı. Çünkü bu özelliği öğrenebilmek park etmeyi öğrenmekten daha zordu. Çok otonom ancak Mercedes bu otomobilde gerçekten kullanılabilecek oldukça başarılı otonomi özellikleri de eklemiş. Bunların bana göre en önemlisi aktif kruz kontroldü ve Mercedes yeni E serisinde bunu bir adım öne taşıyarak aktif kruz kontrolde bir aktif sollama asistanı koymuş. Yani otomobil kuruz kontrolde gider ve öndeki araçla mesafeyi otomatik olarak korur ve dur kalk yapabilirken şimdi bir de sollama yapabiliyor ve önünüzdeki aracı otomatik olarak sollayabiliyor. Türkiye'de hele hele her yerden vızır vızır çıkan motor kuryeler varken bu özelliği kullanmaya cesaret edebilir miyim emin değilim. Bu ışıklar ne usta? Bunun dışında Mercedes'in iç mekanına yepyeni başka özellikler de gelmiş. 10 yıldır falan kullandığım değişebilen iç ambiyans ışığı özelliğini Mercedes bir başka seviyeye getirmiş. Otomobili oldukça iyi bir müzik sistemiyle entegre etmiş ve otomobilin iç ışıkları müziğin ritmine göre yanıp sönüyor ve renk değiştiriyor. Böyle bir özelliği Mercedes gibi oturaklı bir markadan değil, Koreli yeni yetme üreticilerden beklerdim ama ne yazık ki bunu bize yapan Mercedes olmuş. Hayatımda daha fena bir şey görmedim desem yeridir. Allah'tan kapatabiliyorsunuz. Fakat yine de içerideki aydınlatmalar sürekli bir hareket halinde. Hiç bana göre değil. Anlayacağınız Mercedes'in yeni E serisi içerideki yenilikçiliği biraz abartmış ve klasik tavrını bırakmış. Bu kimine göre iyi olabilir ancak benim için fazla abartılı olmuş. Yine de büyüyen iç mekan, arka tarafta bir miktar artan diz mesafesi ve artan yüksekliğin sağladığı daha geniş baş mesafesi olumlu gelişmeler olarak göze çarpıyor. İç mekandaki işçilik ve detaylar başarılı ama ne yalan söyleyeyim, lüks uzak doğulular bu sınıfta biraz daha önde gibi. Mercedes Mercedes'tir. Otomobilin kullanımına gelince, orada Mercedes logosu devreye giriyor. Kullanım sorunsuz Kulağa pek de vaatkar gelmeyen 1,5 litrelik motor aslında hiç de fena değil. 1,5 litreden çıkan 170 beygir ve 250 Nm tork otomobili hem şehir içinde hem de uzun yolda gayet makul bir şekilde harekete geçiriyor. E180'de benzinli motora ilaveten bir de mild hybrid diye tanımlanan bir özellik de var. Bu şu demek, Araçta bir de küçük elektrik motoru şanzımana bağlanmış ve kalkışlarda motora ek güç veriyor ama bu sadece ek güç. Otomobilin elektrik motoruyla yol alma gibi bir durumu yok. 170 beygirlik motoruyla E180 elbette bir hızlanma canavarı değil ama otoyolda 230-240 km saatlik sürat ve son derece yeterli ve gaza fazla yüklenilen anlardaki ilk çırpınış hariç gayet iyi bir motor. Sadece Türkiye'ye gelen arabalara koyulmasına rağmen bu motor Benpur bir oryanttan öte olmuş. Kullanması sorunsuz. Yeni E serisinin tüm sürüş tepkileri iyi. Kullanım keyifli ve kolay. Otomobilin yol tutuşu kusursuz. Viraj kabiliyeti direksiyon yönünde hareket eden arka tekerler sayesinde oldukça başarılı. Bu özellik şehir içi kullanımda dönüş mesafesi olarak büyük avantaj sağlıyor. Yükseklik ayarlı amortisörler aynı zamanda akıllı da. Otomobilin yüküne göre kendini ayarlayarak aracın yerden yüksekliğini her zaman sabit tutmayı da becerebiliyor. Söylemeye bile gerek yok, dört tekerlekteki disk fren süper başarılı. Sürüş söz konusu olunca Mercedes her zaman Mercedes. Ne kadar bilgisayar o kadar sorun. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Modern zaman otomobillerinin en zayıf yönü elektronik aksamları. Bence otomobiller bilgisayarlardan daha köklü bir geçmişe sahip ve en azından şimdilik daha güvenilir sistemler. Otomobile bilgisayar ekledikçe otomobillerin sorun çıkarma olasılığını da arttırmış oluyorsunuz. Bir yere kadar bunun elbette faydası büyük ama asla kullanılmayacak detaylar sorunları da arttırıyor. Sürücülerin de işini zorlaştırıyor. Gereksiz bir kapasite kullanım sorunu ortaya çıkıyor. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere yüz çevirelim demiyorum ama otomobili de yürüyen bir bilgisayara çevirmenin alemi yok. Gerekenden fazlası gereksizdir. Sonuç olarak Mercedes E serisi sınıfında BMW 5 serisi ve Audi 6 serisiyle yarışacak. Bu yarışa Japonya'dan Lexus ES ile dahil olacak. Hint asıllı başbakanın tersine İngiliz asıllı Hintli haline gelen Jaguar da XF ile ben de varım demeye çalışacak ama olamayacak. Mercedes ise uzun yıllardır var olduğu ve liderliği kah alıp kah vatandaşlarına kaptırdığı bir sınıfta belli ki yerini koruyacak hatta bu motorun avantajıyla yukarıya tırmanacak. Ben yine de Mercedes'in bu sınıfta biraz daha ağır başlı kalmasını yeğlerdim. Hele hele BMW 5 serisinin görünüm olarak zıpırlaştığı yerde ağır başlı AB'ye ihtiyaç vardı. Galiba şimdilik o işi Lexus yapacak.